Tavada balkabağı kızartması için 3 adet kuru soğan, yarım su bardağı mısır unu, 400 gram balkabağı, sıvı yağ ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Ben soğanları nasıl doğrayayım canım? Şey gibi, bu süreç şeklinde doğranacak. Ha, piyazlık istiyorsun. Piyaz. Tamam. Aynen. Şunu alayım ben. Aşkım. Piyazlık doğramayı seviyorum Allah'tan. Öbürünü sevmiyorum. Onu annem çok güzel yapıyor. Ben de demin beceremedim baksana. Onu annem güzel yapıyor. Ben piyazlık doğrayabilirim ama. Bunda sıkıntı yok. Piyazlık. Bıçak kesmiyor, bıçak kesmiyor Yüksel Bey. Gel tatlım. Para harca bıçak kesmiyor Yüksel Bey. Ha, onu şimdi dedim ben de. Ne yani? Ha. Ne var şuraya bir 100 kağıt atsan ne olacak yani? Olsun ya, çocuklara yemek alırım. Böyle. Ya iki kişiyi doyururum ben. Şöyle. Evet ya, paranın da değeri kalmadı. Değil mi? Atam sen kalk ben yatam diye bir söz vardı ya. Ay. Şöyle güzelce şiir vardı. Şiir küçükken. Hep onları bize ezberletiyorlardı okulda. Ne güzel o zaman şiirler okurduk, şey yapardık. He yani sosyal çok çocuklardık. Güzeldik ya. Çocukluğumuz güzeldi, çok güzeldi. Benim babam geliyordu. Ben genelde böyle şey oluyordum, sunucu falan oluyordum. Böyle bayrak falan tutturuyorlardı. Hep babam gelirdi. Babam gelince de böyle bir havalara girerdim ben. Demek ki o zamandan belliymiş ben ne olacağım. Hoşuma gidiyordu böyle ekranda olmak, konuşmak, anlatmak. Genelde ben ya şiir okurdum ya da sunucu olurdum. Serpil'cim su alabilir. Bir bardak su alayım şuna Serpil için. Hemen verdim tatlım. Ya biraz sesim güzel aslında. Böyle terbiye edilecek bir sesim var aslında. Kendimi terbiye etmem lazım. Ben Kadir Hoca'ya gittiğimde diksiyon dersi Kadir Hoca dedi yani çok güzel bir sesim var yani. Sanki bir tık daha mı? Kadir Hoca'yı bağlayalım yayına. Kadir Hoca bizimle bir iletişime geçsin. Bir tık çok az Serpil. Ama diksiyon kursunun çok büyük etkisini gördüm biliyor musun Ümmü? Bana çok iyi geldi diksiyon. Ama diksiyon zaten olmasa olmuyor ki. Sürpriz 15 dakikamız aşkım. Çabucak. Olsun bitti zaten. Aynen. Balkabağını nasıl doğrayacağım? O da yine böyle uzun uzun ince ince. Çok mu ince olmalı? Yok normal. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Tamam şimdi sanırım olacak. Ne kadar ince olsa bunları o kadar iyi gerçi. Bunları pişirmeye başlayalım mı kavurmaya? Onun hepsini bir şeyin kabın içine toplayacağız. Harmanlayacağız sonra tavan içine alacağız. Hemen 15 dakika. Ben şu tarifi yetiştirmem lazım. Çok merak ettim balkabağını çünkü. Hemen şöyle. Kabağın hepsini koymayız. Şöyle. Tava koyayım mı ben ısınsın bir taraftan? Aynen. İyi mi? Çok iyi, çok iyi. Bak çok iyi dedi konuğum. Tamam artık uçururum. Ama sen bu işin artık ustasısın, pirisin. Yok hocam estağfurullah. Ben seninle nasıl dökebilir miyim? Herkesin ayrı alanlarda yeteneği var. Olur mu? Bu sizin tarifiniz. Ben hemen şöyle incecik yapayım. Allah'tan balkabağım da güzelmiş. Daha da koyabilirim istiyorsan ama. Kızsın o. Zaten yağ çok pahalı. Evet ya. Biliyor musunuz küçükken ben hiç yemek yapmayı sevmezdim ya. Bak işte. Ama şimdi yemeksiz duramıyorsun gördüğüm kadarıyla. Bir ekranda yapıyorsunuz, bir bakıyorum evde yapıyorsunuz. Vallahi bacım ne bileyim işte böyle hayat. Anam yapardı hiç mutfağa da sokmazdı canı sağ olasıca. Tamam da bizim. Dedi ki bana. Bunu yuvarlayacağız şimdi. Tamam birlikte yuvarlayalım. Su koyayım mı kaba? Silmeyi hiç sevmezdim. Su yapardı kapılara. Ya. Kapılar üç su ne Nermin? Bitecik herhalde. Anam bana üç su yapardı. İşkence ya. Valla kadın köpüklüyorsun, duruluyorsun. Ha köpüklüyordu, duruluyordu. Bir daha ondan sonra bir daha parlattırıyordu. En sonunda parlıyor. Çünkü duruladıktan sonra ikinci su sabunlu gibi oluyordu. O olmadı diyordu. Üçüncü suyu koyuyordu yanıma. Nermin Kerem arıyor. Şu an bana kızıyor bu. Ona... Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Efendim Kerem'cim. Heh. Su da getirdim ben ama. Etüte kal Kerem'cim. Dağmaz. Niye dağılsın? Tamam 6'da ben seni alırım. Tamam ben yayındayım. Görüşürüz. Vallahi hiç kimseye telefonunu açmam. Çocuklarımınkini açarım. Kralı geçti telefonumu açmam. Ama çocukları olunca akarsular duruyor. Son 13 dakika. Tamam yeterli Nermin'cim o. O bize yeterli. Nermin. Onu da yine soğanlarımızın içine alalım. Kurabiyelerimiz de güzel olmuş. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağım? Şimdi onun içine birazcık mısır unumuzu koyuyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. mısırını. Birazcık şekerimiz serpilecek. Ne kadar vereyim tatlım? Böyle bir yemek kaşığından bir tık fazla. Of. Geldim. Biraz da sıvı yağına sıvı yağ. Çok koyayım az bir sıvı yağ. Çok az bir sıvı. Onu komple dök Serpil. Heh. Şeker, lezzeti aşağı çıkarıyor. Azıcık da sıvı yağ, onun içine harmanlıktan sonra o kadar bu. Şurada. Tavada o şey gibi olacak, börek gibi değil mi? Aynen, aynen. Geldin anne. Koy aşkım. İyi mi derim ben? Çok iyi. Şeyde de var çünkü. Tamam, çok iyi. Ha, blender çalıştı. Bir şey çalıştı. Evet, ben de duydum. Matkap. Ümran, evet. Ben senin yanına geleyim mi? Ümran, bunu böyle koyayım mı? Tabii ki onu koyuyorsunuz öyle güzelce. Böyle? Aynen öyle. Yayarak. Oh. Böyle. Kabağımızı böyle. Güzel. Bu börek gibi olacak. Aynen öyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle kopar, ben yuvarlayayım. Ben iki tane şahane yuvarlarım tavaya. Böyle güzelce. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu kısık ateşte gayet güzel. Alt üstü kızarana kadar. Kısık ateşte, alt üstü kızarana kadar. Zaten çok ince doğradığımız için. Oldu zaten. Şimdi gördüm. Nereye canım? Sürpriz tavuğumuz oldu. Oldu. Çevirecek miyiz? Bunu çevireceğiz. Sonra altını mı pişireceğiz? Aynen öyle. Nermin, onda bak çok şey. Ay, ne kadar yanmışım. Ben o çevirme olaylarını seviyorum. Dur, yapacağım. Ya seviyorsun da. Onu da yapayım, en azından yağ akmasın. Ha? Dur bakayım. Bak dikkat et, koluna yakarsın benim gibi. Yağ oranı. Ezbillahirrahmanirrahim. Şuraya peçete mi koysak ya? Aksa ben da silerim onu, sen onu boş ver. Bismillahirrahmanirrahim. Bak akıyor. Ay boş ver, dur. Ben o suyu başladım. O önemli değil. Yakacak. Önemli değil. Ben silerim orayı, ne olacak? Evet, buyurun. İyice kavruldu. Kıştık içine. Bu tabii biraz kısık ateşe pişiyor. Tabii şöyle. Kısık ateşe aynen çeviriyoruz. Ama ben böyle çok seviyorum bal kabağını. Çok güzel oluyor ama. Evet. Vallahi bende de ne yürek var ha. 2 dakikada tuttum, çevirdim. Yeleni yakmadım. Hiç sabrım yok. Hiç sabrım yok. Ama ondan sonra da yanacağım. Belli. Dur. Allah aşkına bak. Son 5 dakika bal kabağımızın diğer tarafını da hafif pembeleştirip sunum tabağımıza alıyoruz. At aşkına oraya. Evet, bal kabağı, kızartma bal kabağı şey oluyor biliyor musunuz böyle? Şimdi şey diyeceğim, markaya girecek. Cips diyebiliriz herhalde, değil mi? Cips. Cips gibi oluyor. Evet. Öbürünü söylememem lazım. Bence oldu. Tamam, düzgün bir şekilde çevirsek. Bismillahirrahmanirrahim. Serpil'cim beni gebertecek. Hayır değil, kolunu yakacaksın diye korkuyorum. Evet efendim. Bak, bu bir alkış alabilirim artık. Daha güzel oldu. Kendimi sizler için feda ediyorum. Kızartma, bal kabağından kızartma tavaya attık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.